Benim anlık bir de algı diyelim bir şey diyelim Evet. ama bu farklı bir şey. Estantaneler. Çok keyifli bir gol. Ben de hala keyifle seyrediyorum valla şeyden, internetten, Peki YouTube'dan. o gol daha sonra ses getirmiştir. O zamanlarda ki Çok yankıları konuşuldu. Oradaki nasıldı? yankıları faul mü değil mi tartışması çok yapıldı o konuda. Faul olmadığına karar verildi böyle bir kural dolayısıyla. Tabii en büyük yankıyı onunla buldu. Ama şimdi tabii girip baktınız ama YouTube'lar artık her şeye ulaşabiliyorsunuz. Evet. İşte öyle bir görüntü başka yok. Yani Evet. söyleyebileceğim ama ben de görmedim ondan sonra öyle bir görüntü Evet. estantane. Ben o zaman hemen bir gol daha sormak istiyorum. Çünkü kritik gollere imza atmış bir isimsiniz. Yani genelde öyle Tahmin et, golleriniz, bilemiyorum tabii yani ki. kritik gollere imza atmış bir isimsiniz ve yine kritik bir golden bahsedeceğim. Şampiyonluğu belirleyecek bir maç, Fenerbahçe maçı. 3 şampiyonluğun ilkinde, üst üste 3 yıl kazanan ilkinde o Fenerbahçe'ye attığınız kafa golünü sormak istiyorum Evet, size. bir hayatını sorarlar mesela en iyi gol. En güzel gol bence PSV'ye attığımız Avrupa Kupası'ndaki goldür ama en önemli gol Fenerbahçe golüdür benim için de. Kim yenerse dediğim gibi o zaman şampiyon olacaktı yine üst adı. 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Sonra Feyyaz 1-1 yaptı skoru. Sonra benim iki kafa golümle 3-1 kazanmıştı. İki kafa golünün şöyle bir de önemi vardı. Beyin kanaması geçirmiştim, sakatlanmıştım, Evet ağır hocam. sakatlık geçirdim. Ondan sonra işte kafa vuramazsın falan gibi böyle şeyler vardı. O Fenerbahçe'ye attığım iki golü artık kafa vurabildiğimi kendime de ispatlamış oldum korkmadan. Benim işte en değerli goldür o. İlk şampiyonluğu kafa golüyle attım. Bizi öne geçiren, Schumacher'di kalede. Öne geçiren goldür. Benim en değerli golüm bana göre odur. Nasıl bir his? Neler hissediyorsunuz hocam? Bu kadar önemli bir gol atıyorsunuz. Şampiyonluk geliyor. Uzun zaman bir futboldan ayrı kalış var sağlık sebebiyle. Hisler daha çok maçtan önce olur. Heyecanlar, korkular. Oyun başladığı zaman artık sahne alırsınız siz ayrı bir sanatçı. Evet. Orada artık durmak yoktur. Durup düşünmek, heyecanlanmak böyle bir şey yaşamaz futbolcu. Oyun başlar. Ya. Tabii yani o oyunda tabii gol de bunun en coşkulu tepkisidir diyelim. Gol sonraları, gol. Yediğiniz gol de yıkımdır. Evet. Attığınız gol de büyük bir sevinçtir. Ama dediğim gibi oyun başlar, oyunun sonunda artık değerlendirsin. Oyun akarken çok bilinçli işler değildir bunlar. O yüzden ne yaşadığımı hatırlamam çok zor şimdi tabii. O an yaşarım onu ve çok da evet, hatırlayamam. Orada kalır orada diyorsunuz kalır. Hocam. Benim için kalır. Taraftarlar için orada kalmıyor. Tabii, hala da hatırlayınca aynı evet, coşku hissediliyor. Bunlar çok daha iyi bir gol hikayeleri. Bizler sadece onun içinde yer alırız. Ama evet. Hikayeler taraftarlara aittir daha iyidir inanın. Evet hocam. Hocam az önce bahsettiğiniz gibi ben de tam o noktaya gelmek istiyordum. Dediniz ki beyin sarsıntısı geçirdim ve beyin kanaması evet. geçirdikten sonraki ilk kafa golümdü dediniz. Ben de o zamana dönmek istiyorum. Futboldan uzak kaldınız, beyin kanaması geçirdiniz. O dönem nasıldı, nasıl oldu o olay ve sonrası nasıl bir süreç geçirdiniz futboldan uzak kaldığınızda? Evet, Sakarya Kupa maçıydı o zaman. Hatta 4-0'da mağlup olmuştuk Sakarya'da. Kafaya çıktım. Turan var stoper. Sonra Fenerbahçe'de geldi. Turan Sofoğlu'da. Onunla bir çarpıştık. Ters bir yere darbe almış. Turan da sağlamdır çünkü. Sağlam stoperdi. Yere düştüm. Konuşamıyordum. Hakem geldi bir şeyim var mı? İfade edemedim ama oyuna devam ettim. 15 dakika sonra bir arkadaş sakatlandı bizim. Kim olduğunu hatırlamıyorum. İyildim. Burnumdan kan gelmeye başladı. Kaldım. Yere yığıldım. İşte ondan sonra alıp götürdükleri. İşte Sakarya'da müdahale edemediler. Ağır vaka dediler. İstanbul Cerrahpaşa'ya gittim. Süleyman Sava Başkan falan hepsi bekliyorlardı. Onu hatırlıyorum. Beni aldılar. İşte Profesör Ertuğrul Sayın Allah rahmet eylesin. Oktay çok güzel sevgili Beşiktaşlı. Oktay abi falan gelip dediler ki işte beyin hala kanıyor. İşte maçı soruyorlar. Hatırlıyorum ama golleri. Hatırlamaması lazım diyorlar. İşte bölge kanıyor falan derken. Hakikaten abi baka. Çok ciddi bir vaka. Evet, o biraz da gençliğin verdiği şeyle. Bir hafta içinde o kanama durdu ve yani absorbe etme dedikleri. Kanama çekildi diyelim. Öyle bir ucuz atlattık. Sonra iki ayrı görüş vardı. Futbola devam edebilir, ameliyat olması gerekir veya sorun yok oynayabilir diye. İngiltere'ye gitti oradaki bu işin. Önemli bir doktoru vardı bununla ilgili. Londra'ya gittim o profesör. O oynayabilir raporu verdi. Futbol oynayabilirsin raporu verdi. Öyle döndüm. 6 ay kadar oynayamadım futbol. Önce yaşam kalın, sonra tekrar oynayabilir miyim, oynayamazdım. Ne şanslıyım ki 2 sene sahip olduk. Evet hocam. O hocam peki o uzak kaldığınız süreçte nasıldı? Yani dönememe ihtimaliniz vardı tabii, futbola. Tabii. O hep kafamda acabalarla yaşadım ama önce dediğim gibi hayatta kalıp kalmama şeyini yapıyorsun. Ondan sonra sağlık olayını tabii. düşünüyorsunuz. Tabii futbola ve hemen futbolunu birleştiriyorsunuz. Tabii. Kolay bir dönem değil ama şanslıymışım. Evet hocam. Dönebildik yani. Bizler de Beşiktaşlılar olarak şanslıymışız. Dönebilmişsiniz hocam. Teşekkürler, teşekkürler. Hocam bu eski yılları geçmişken o zaman. Ben size şunu sormak istiyorum. Bizim
Dördüncü hafta konuğumuz Gökhan Keskin'di ve bize evet. sizle ilgili bir anı anlattı. Şimdi ben size bunu doğru mu diye sormak istiyorum. Elbette ki doğrudur ama bir de sizden... Elbette ki, evet, elbette ki doğrudur. Biz sizden tekrar dinleyelim bunu. Bir maçta gol yedikten sonra Santra'da hakeme hocam kendi sahana geç de başlayalım dediniz evet, ya, mi? Dedim. Ya çok enteresan. Yıllar oldu bu. İşte bu sosyal medya falan derken yıllar sonra bunu 15 yıl sonra bu hikayeyi okuyabiliyoruz. Evet. Orada da rastladım ben. Taksici hikayesine rastladım, buna Hı-hı. rastladım. Doğru, Bursa maçıydı, kupa maçı. Zaman zaman Bodrum maçı falan karıştırıyor, okuyorum internette. Bursa maçı 3-0, yok 3-1 mağluptuk. Senin rengini atmış derken bize göre de çok kötü yönetiyoruz. Ya taraftı falan o zaman, yanlış kararlar veriyordu. Üçüncü golü yedikten sonra ben santra yapıyorum. İşte hakem de bizim yarı sahada. Hoca geç sahana başlayalım dedim ben de. İşte protesto edeceğiz ya onun kararlarına. Bitin atarım diyorum ama. Bir şey demiyorum hocam diyorum. Geç sahana başlayalım. Alanlardan oynuyorsun zaten diyorum. Geç sahana atarım. Atmadı hakikaten. Hoşgörüsüyle atmadı. Atılması evet. gereken bir şey tabii. Evet hocam. Böyle bir hakem eleştirisi yaptık saha içinde maalesef. Biz, doğru değil tabii ki, hiç doğru değil. Biz de bunu keyifle Gökhan Keskin'den dinlemiştik. Şimdi sizden ilk ağızdan sizden dinledik. Böyle bir şey varmış. Tabii. Hocam peki şık çalımlar, süratli deparlar, bunlarla ünlenen bir isim ve bir lakabınız var. Sarı Fırtına. Bu lakap size nasıl takıldı? Bu lakap... Kim taktı Süleyman ya da? Süleyman Korkmaz diye bir gazeteci abimiz vardı. Günaydın da galiba o zaman Süleyman Korkmaz. Onun işte benim antrenmanlara çıkarken, daha maç oynamadığım zaman Şerefsiz'deki antrenmanlarda böyle bir lakap. Sarı Fırtına geliyor, hazırlanıyor falan da kim bilir Sarı Fırtına. İşte onun taktığı lakap. Bazen kalmayabilir lakaplar ama bazen de işte dediğim gibi sizinle ilgili bir şey değil bu. Taraftarla ilgili. Evet. Onlar ya kabul eder ya etmez ya otur. O lakap oturdu. Ben de o lakap dedim. Süleyman Korkmaz'ın şeyidir. Hatta geçen gün benim büyük oğlanla İngiltere'ye gittik bir maça, onu da götürmüştüm. Hı hı. Yürüyoruz falan. Ya yavaş yürü diyor bana. Ya oğlum dedim, ben yavaş yürürsem buralarda olmazdık zaten. Ya bana söyleyeceğin en son şey yavaş ol demekti. Ya ben sürat, hız bunlarla bu işi hallettik yani, yapacak şeyimiz yok. O da tam tersi dedim, yavaş yavaş gelir. Şey oldu, hiç bana benzememiş arkadaş. Hala daha sarı fırtınasınız yani evet, hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Ne sarılık kaldı ne fırtınalık. Hepsi gidiyor. Hocam peki lakabınızı sormuşken aslında adınızın da size verilişinin bir hikayesi var. Metin adını sizden dinleyelim aslında o hikayeyi. Yani Metin bir efsaneden aldınız. Tabii Metin Oktay'dandır benim ismi. Babamın işte Metin Oktay hayranlığı vardı. Hatta benim 2 yaşında resmim vardı Metin Oktay'ın benim kucağımda kaldırdığı. 20 yıl sonra tekrar Metin Oktay'la, o da o zaman gazeteci milliyetti. Ali Sami Yen'de o santraya oturup futbol sohbetimiz oldu. Ben bir öğlen yemeğini gördüm Metin abiyi o zaman. Dedem aldı, hiç unutmuyorum. Baktım Metin Oktay. Ben de Beşiktaş'ta 4. yılım falan. Metin abi dedim, ooo falan Metin. İşte böyle benim hikayeyi anlattı. Beraber o resmimizin olduğunu. Şöyle kaldırmış resmi vardır. Baba o zaman futbola meraklı. Galatasaray'ın kampına gidiyor. Şimdi de çok yaşanaymıştı. Evet. Metin Oktay'la o zaman en fenomen Metin Oktay. Resim çektiriyor oğlunu. Anlattı işte, o çok sevindi falan. Çok da rastlanacak hikaye değil tabii. Çok binlerce çocukla çektirmiştir Metin tabii. Oktay. Tabii. Ben de tekrar futbolcu oluyorum. Ama Metin isminin en fenomen ismi Metin Oktay'dır, onu her zaman söylemek lazım. Evet hocam. Ve işte böyle bir şanslı tekrar karşılaşmamız, onu konuştuk. Evet. Böyle bir şey yaşadık beraber. Gerçekten Oktay. Çok güzel bir hikaye. Ama anlatırken onu ben şöyle bir şansım da oldu, üç fenomen isimle. Tamam o zaman Metin Oktay'la işte resmim vardı. Sonra büyüdüm, Beşiktaş'a geldim. Doğruyu buldum. Adnan Polat Başkan demişti böyle. Yanında Galatasaray, 11-12 yaşında çok Galatasaraylı formalı bir çocuk vardı Adnan Başkan'ın. Çocuğa döndüm işte, merak etme çocuğum, bir büyüyünce geçiyor dedim. Biraz sıkışın 3 yaşına kadar falan dedim. Karışma çocuğa diyordu Adnan Polat da, başkan, sevgili başkan. Ben de tabii büyüdüm, Beşiktaş'a doğruyu buldum, evet. Beşiktaş'a geldim. İşte biz Şeref Stadı'nda, şurada yakında hatta burada yapıyoruz. Baba Hakkı o zaman iskemlesini atardı şeye. Bazı antrenmanlara gelirdik. Onu çıkarken o baba korusu elini öperdik. Öyle antrenman çıkardık Şeref Stadı'nda. Ve benim genç bir takım hocam da Şükrü Ersoy ile beraber kaleci Fenerbahçeli Defter Küçük Andoy'a adisti. Yani şöyle bakıyorum, Baba Hakkı, Defter Küçük Andoy'a önce ilk tanıştığım Metin Oktay. Üç tane futbol fenomeni evet. hayatında. Bunların formalarıyla değil, futbolcu kişilikleriyle. İşte biz de o değerlerden ne kadarını o güne taşıyabildik Beşiktaş'ta. Taşıyabiliyoruz. Hakikaten onlarla yolunuzun kesişmesinin ne kadar değerli olduğunu yıllar sonra çok daha iyi anlıyorsunuz. Yerinizde çok daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle hocam.
Peki ben şöyle de devam etmek istiyorum. Lakabınız Sarı Fırtına'ydı. Ama hocam siz aynı zamanda yakışıklılığınızla da çok ünlüydünüz ve genç kızların sevgilisiydiniz. Bu kadar beğenilmek, göz önünde olmak nasıl bir duyguydu? Bizim kuşak farklıdır tabii bu kız erkek ilişkilerinde. Çok farklıydı o zamanlar. İşte. Evet, o zamanlar genç kızların lisede okuyan işte belki siz daha iyi bilirsiniz öyle bir hayranlıkları oldu. Böyle çıkabilir. O dönemin şeyinde de işte üniversite okuyan falan sarışın uzun saçlı Beşiktaş'ta oynuyor herhalde. O kimlikler birleştirildiği zaman özellikle de okumak biraz ailenizin de futbolcusu oluyorsunuz. Hı-hı. Anne babaların da bak okulda ne hem okumuş hem falan. Futbolcu. Şimdi çok zor söylemek lazım. ondan sonra böyle bir liseli genç kızların böyle işte hayran oldu. O zaman bizim şansımızda şeydi pop müziği yoktu. Böyle bu kadar patlamamıştı. Hı-hı. Futbolcular falan resimler, biriktirilen resimler daha çok futbolcu resimleri olurdu. O dönemlerin getirdiği Beşiktaşların böyle bir genç bir futbolcuya olan bakışlarıydı genç kızların. Hı-hı. Böyle bir bakışı vardı. sağ olsunlar. şey yok şimdi tabii sizin böyle bir şeyiniz ne diyeyim kendinize güveniniz bayılıyor. İşte bir takım şeyler başka bir şeyler dediğim gibi bizim kuşak çok farklıydı. Ben Anadolu'da büyümüştüm zaten. İstanbul'da tanışmıştım. Teşekkür ederim hepsine. Burada o yıllar için. Hala daha eminim hayranlarınız vardır hocam. Peki bir uğrunuz var mıydı? Binlerce vardı. Çünkü bir totemler futbolun sporun belki de vazgeçilmez şeyleridir. Benim yani ilk başta aklıma gelen sonunda üçünü çıkardım sahaya. Meraklıları veya takip edenler o dönemleri sonunda üçünü çıkardım sahaya. Çıktığımda üç kere sıçrardım. Üçe takılmıştım ben. Sahayla dokunurdum. Böyle bir sürü uğurlar vardı. Hala var. Yani birçok spor adamlarında da görüyorum. Tabii. Kazandıktan sonra aynı elbiselerle geçiriyoruz. Evet. Guardiola'nın şanssızlığı, Barcelona'nın herkesi yenmesi, hep aynı takip takılıyor, evet, evet. Çıkışı falan filan. Dediğim gibi totemler, uğurlar, saplantılar zaman zaman sporun ve futbolun da çok içindedir. Evet, çok olmazsa geçir. Olmazı. Hocam peki Beşiktaş'ımızın Sarı Fırtınası futbola nasıl veda etti? Jübilenize gidelim mi? Tabii. Hatırlayalım mı? Jübile artık biz bırakırken eski değerini kaybediyor, manevi anlamda söylüyorum. Jübile eskiden bir oyuncunun, bir futbolcunun işte takımına son maçıydı, vedasıydı. Tribünlerle ilk sahadaki vedalaşmasıydı. Artık zaten günümüzde kayboldu. Profesyonel dünyanın içinde esprisi kalmadı. Evet. Belki de jübilerden Şifa Mehmet'in en son çok muhteşem bir jübilesi evet. olmuştu. Mehmet Özgür Bey'in sevgili Mehmet'in. Benim de çok yalnız, çok doğru olmayan bir tarihte ligin başladığından 3 hafta sonra bir jübilem oldu. Burada jübile yapacak takım bulamıyordum açıkçası. Jübile yapacak takım bulamıyordum. Böyle bir şeyin söyleyeyim işte başkandan da yardımcı o zaman Süleyman Sever'e eleştireyim biraz başkan. Çok da yardımcı olamadı açıkçası. Çok büyük başkan tabii o anlamda. Bana yardımcı Ali Şen'di. Ali Şen, Rıdvan dedi ki ya böyle bulamıyorsun falan gel dedi bana. Ali Başkan'la konuş dedi. Ya tabii ne diyeyim ben gideyim Ali Başkan'a şimdi şu ligi başlamış bilmem ne gittim. Dere ağzında dedim başkan böyle. Hangi tarih dedi hakikaten ya inanın. Şimdi dedim 17 Ağustos tamam döndü hemen şeye. Refa Bey vardı Refa galiba ikinci başkanı dedi Refa Bey. Metin Tekin hocam dedim hani başkanım dedim hani hocaya sor. Nasıl dedim sizin jübilesi var. O enişte Metin Jübilesi oynuyorsunuz tamamdır dedim. Enteresandır evet. O yaptı. yani onun bu girişim benim çok jübilemi kolaylaştırdı. 17 Ağustos'tu jübile benim hatırladığım. Çok ters bir tarihteydi ama yine tribünler dolu denecek kadar vedalaşabildiğim Beşiktaş taraftarları vardı. Oğlum da büyük oğlum da 2 aylıktı. Onu hiçbir zaman unutmuyor. Onun forması onu kucağımda çıkardım 2 aylıkken. Zaten de bir daha sahaya çıkma şansı yok. Öyle bir kabiliyeti hiç yok. Çıkacağı ilk maçmış. Başka maç çıkamadı tabii onun nedeni yoktu. İşte öyle bir jübileydi. Bu kalp seni unutur mu pankartı vardı. O zamanlar çok popüler bir şarkı. Vedalaştınız tabii. O çok zor bir şey ama. Çünkü şunu biliyorsunuz. Ne kadar kendinizi hazırlasanız Beşiktaş formasının üstünden çıkıp artık bir daha giymemeyi size çıkaracağınız zaman ne kadar hazırlayın kendinizi. O an etkilenmemeniz mümkün değil. O an biliyorsunuz ki artık Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmayacaksınız. Son. Veda. O hakikaten çok büyük bir üzümdür bizler için. Bütün futbolcular çok büyük bir üzümdür. Bitince gerçek hayatta da tanışırsınız. Çünkü artık Beşiktaş forması giymediğiniz zaman gerçek hayat başlar. Ya. Bizler için söylüyorum Beşiktaş forması. Diğer arkadaşlar, diğer takımlar için söyleyecektir. Gerçek arkadaşlar tanıştığınız o muhteşem hayattaki son maçımızdır. Böyle bir gerçek hayatta tanışma durumudur. Ama
ne kadar hazırlarsanız hazırlayın kendinizi futbolu bırakmaya, hı-hı, çok zor iştir. Bir futbolcu için futbolu bırakmak. Hı-hı. Bir daha oynayamayacak olmak. Çok zor iştir. Hocam siz planlı mı bıraktınız? Yani ben artık şunu yapacağım, o yüzden futbolu bırakmak istiyorum mu dediniz? Yoksa yaş haddi vesaire mi? Rasim abi de en son şey. Rasim abi de tam böyle, o da yeni bir kadro kurmak istiyordu. Çok tecrübelerden faydalanmak birisi değildi. Yeni oyuncular almak istiyordu. Yeni oyuncular oynatmak istiyordu. Bakışı biraz böyleydi. Böyle olunca görünce ben de artık tamam dedim. Hatta askere gittim. Baktım öyle oluyor. Ben askere gittim dedim. Aslında senin işini kolaylaştırayım ben dedim. Ya falan dedi. Ben gideyim abi rahat et sen dedim. Gittim. Askere gittim. Askerden sonra OneSpor'da 6 ay oynadım. O da benim için çok önemli bir deneyimdir. Güneydoğu'da, Güneydoğu'yu tanımak adına, futbol adına değil ama ülkeyi tanımak adına çok önemli bir deneyimdir. Orada bulundum 6 ay. Askerliğimi orada yaptım. Güneydoğu'da askerlik yapan herhalde 3 büyüklerde Güneydoğu'da askerlik yapan tek futbolcuyumdur. Sevgili başkan söylüyorum zaten. Ya ne rahat yaptı, ne rahat askerlik yaptırdın bana dedim başkan. Süleyman Sebel'le beraber oluyoruz zaman zaman. Ona da buradan geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, çok iyi değilmiş. Vuruyoruz zaman zaman. Beraber yemeğimizde. İşte falan başlıyor anlatıcı. Gökhan'ı nasıl gönderdin başkan diyoruz. Ben Gökhan'ı yiyeyim zaten bitmişti diyor falan. Gökhan böyle onunla. Ama şunu biliyorduk ki hepimiz, onu söylemek istiyorum. Süleyman Sebel evet zaman zaman biz dedi. Benim de harika geçmedi başkanlığı dönemlerim. İşte gönderilmek istememiz. Gökhan'ın gidişi, Feyyaz'ın gidişi, Ali'nin gidişi ama o hep Beşiktaş'taki doğru olduğuna inandığı için yapıyordu. O bizi her zaman çok etkilemişti. Yani bir şahsi hiçbir şeyimiz olmadı başkan. Aksine çok sevgili. Eminim ki onun da bize sevgisi vardır. Ama Beşiktaş'ın çıkarları ön plana, Beşiktaş'ın değerleri, çıkarları anlamında yaptı. Ona çok inandığımız için bunlar hiçbir zaman başkanla karşı karşıya gelmedi. Ne kadar ben bunu, güzel. En azından ben kendi adıma söylüyorum. Ne kadar güzel hocam bu söyledikleriniz. Hocam peki futbola veda ettiniz. Futbola vedanın ardından spor yazarlığı yaptınız. Antrenörlük, teknik direktörlük yaptınız. Evet. Planlı mıydı bu futbolu bıraktıktan sonra yapacaklarınızı planlamış mıydınız? Yok. Önce bir İngiltere'ye gittim falan. Menajerlik, sportif direktörlük gibi bir kavram oluşmuştu. Hatta o zamanlar 97'de Aykut Kocaman'la çok tartıştık. O bana derdi ki ya sportif direktörlük oturmaz, olmaz falan derken Türkiye'nin ilk sportif direktörü oldu yıllar sonra Aykut Kocaman. Onunla çok paylaşıldık. Olmadı. Oradan geldik. Gazeteci derken Erdoğan Hoca, sevgili Erdoğan Arıcı. Beni antrenörlüğe başlatan kendisi, Allah rahmet eylesin, Fenerbahçeli Erdoğan, Galatasaray'da dönüşü Erdoğan abi. Arada 10 yılda görüşmüyoruz. Dedi ki böyle böyle Metin, ben seninle çalışmak istiyorum. Buluştuk falan. Ya hocam dedim, çok düşünmüyorum falan. Bak dedi, seni futbolu yeni bıraktım. Seninle herkes çalışmak istemez. O zaman onun ifadesini söyledim. Çünkü bir yere gittiğin zaman beni tanımayacaklar, seni tanıyacaklar. Çok yeni bırakmışım futbolu. Seninle ilgilenecekler, benle değil dedi. Her antrenör bu teknik adam bunu kabul etmez ama ben seninle olmak istiyorum dedi. Teşekkür ettim. Ben de düşüneyim hocam falan. Sonra bir gün tamam hocam geliyorum dedim. Samsun'a gittim. İşte İsmail Başkan da Samsun'da, İsmail'in yanına gittim. Ve ilk başlamam oldu. İşte o kadroda Tümer'le, İlhan Mansız'dı, Serkan Aykut'la, Ercan'la çok önemli bir kadroydu. Erdoğan Hoca'da çok büyük katkıları vardı o kadroya. Onunla işte 3,5 sene beraber çalıştık. İnanın Erdoğan Hoca çok sert, agresif bir bekti. Çok sert görünümlü de bir şeydi Erdoğan Hoca. 3,5 yıl. İnanın çünkü Anadolu'da antrenörlük yapmak sadece antrenörlük yapmak demek değildir. Hayatı paylaşırsınız ve bu futbol işi de galibiyetler mağlubiyetler olduğu iştir Anadolu'da yaparken. Mağlubiyetleri de yaşarsınız. Kolay değil de herkesin mağlubiyetler karşısındaki duruşu. 3,5 yıl bir kere kırmadık bir gün. Ben zaten kırmazdım abim de. Ama o böyle bir gün olsun kırmadı. O çok önemlidir. Ve hatta yardımcı antrenör falan demezdi bir şey ya. Çalışma arkadaşım Metin'in yardımcı antrenör değil derdi. Bu bakış tabii çok mutlu etmişti beni ama çok erken kaybettik. Çok iyi dostum, çok değerli bir abimdi Erdoğan Hoca. Ben de onu inanın futboldan sonra tanıma fırsatım oldu. Gerçek Erdoğan Hoca. Öyle başladım. Ondan sonra dedi ki Metin artık sen kendin git ya. Çanakkale'den bir teklif gelmişti bana. Çanakkale'de Erdoğan'dan, Niyazi Başkan'dan. Bence git dedi. Sen de bende çalışmayacak gözüküyoruz. Dedi. Tamam dedim. Gideyim. İlk antrenör dedim. Çanakkale'de Erdoğan oldu. O da o zamanki kadroda işte. Çanakkale'de Erdoğan işte. Selçuk İnanlar. Daha 16 yaşındaydı ama Selçuk. Gökhan Zan. Hakan Hasan Kabze. Çok değerli bir kadroydu gençlik. Ama onların 18-19 yaşları. O kadroyla küme düşmekte son maçta kümede kaldık. Çok iyi bir teknik direktör olduğu için ben kaldık. Benim çok deneyimsiz zamanlarım. Daha sonra Altay'a gittim. Altay'la çalışma fırsatım oldu. Ve sonra genç bir takımla ve Fatih Hoca'yla an bir takım antrenör oldu. 5 yıl süren. İşte 2008 Avrupa Şampiyonası'nı yaşadık. Evet. Daha sonraki 2000 Dünya Kupası'nda başarısı olduk ve ayrıldık. Ama çok önemli bir teknik adamlık gururuyla. Özellikle Fatih Hoca'yla. Başarı başarısızlıklar, onlara karşı duruş, ne yapılmak falan derken ben çok tatmin oldum antrenörlükten Fatih Hoca'yla çalışırken.
ve artık yapmak istemediğimi anladım. Teknik adamlığı. Yani sahanın içini. Ve ondan sonra bırakma kararı aldım teknik adamlığı. Ve futbolu daha makro düşünmeyi, oyunun ne olduğunu, oyun nasıl oynandığını, bunun teorik altyapısını anlatmak adına ve futbol hakkında düşünmek anlamında yorumculuğu seçtim. Futbolun gelişimi hakkında nasıl geliştirebilir, ne olur, futbolun gelişimi hakkında biraz kafa yordum, yoruyorum da. Bu yolu seçtim. O yüzden teknik adamlık artık, ben onu söylüyorum eşime de. Yani bazen takımla deplasmana gitmeyi seçersiniz. Hayatta böyle dönemeçler vardır. Ben oğlumla, küçük oğlumla sinemaya gitmeyi tercih ettim. Yani böyle söylüyorum ama futbolu düşünmeyi, onun hakkında dediğim gibi makro anlamda düşünmeyi, büyük resme bakabilmeyi, yorumculuğu seçtim televizyonda. Onu yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Hocam ben de aslında bunu soracaktım ama cevabı aldık. Spor yorumcususunuz şu an ama teknik direktörlüğe geri dönmeyi düşünmüyorsunuz. Kesinlikle. Hiçbir türlü geri dönmeyi düşünmüyorum. Peki Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmayı hiç hayal ettiniz mi? Etmez olur muyum? Hayatımız o hayalle geçti zaten. ben de tabii her Beşiktaş forması giyen futbolcu için eğer teknik adamlığı seçerse hayalimiz. Hedefimiz Beşiktaş çalıştırmak. Bu şansa erişen birçok arkadaşımız oldu. O anlamda da çok mutluyum. İmzalar, Feyyaz Hoca yardımcı antrenör, birçok yardımcı antrenör de yaptılar. Gökhanlar, Zekiler, Ertuğrul Sağlam çok da başarılı oldular. Başarısı oldular. Gayet doğaldır bunlar. Teknik adamlıkta. Tabii ki benim de hayalim ve hedefim Beşiktaş'ın teknik adamlık yapmak. Da olmadı benim şansım bu o dönemde. Hiçbir çalışma şansım olmadı futboldan sonra. Ama birçok arkadaşımız görev aldı. Bu çok güzel şeyler. Tabii ki hedefim Beşiktaş'ı çalıştırmak, Beşiktaş'ı teknik direktörlük yapmak. Hocam o zaman bu noktada size şunu soralım. Türk futbolunun sembol ismisiniz ve bugün başarılı bir spor yorumcusunuz ve başarılı bir antrenörlük kariyeriniz var. O zaman şunu sormak istiyorum ki ben size. Oynadığınız yıllarda aslında Türk futboluna baktığımız zaman o dönemde Türk futboluna isim yetiştirme anlamında aslında altın yılları. Ama ne o altın yıllara rağmen hem kulüp hem de milli takım anlamında Avrupa'da bir başarı yakalanamadı. Bunun sebebi neydi sizce? Bizim kuşağımı söylüyorsunuz. Evet. Şimdi çok farklı farklı yaklaşımlar var. Bunun birçok faktörleri var. En önemlisi oyunun nasıl oynanması konusunda. Futbolun nasıl oynanması ve bunu oyuncuya aktarım konusunda ve futbolun pozisyon bilgisi konusunda. İnanın yeterli bir futbol doğrumuz yok. Tabii ki çok katkı sağlayan futbol adamlarımız olmuştur geçmişte ama oyuna böyle bakan inanın yoktur. Futbola nasıl oynanması konusunda bütün yalnız, büyük resme, büyük resme bakabilen yoktu. Daha farklı anlatılmalı futbol. O anlamda çok geri kaldığımızı söyleyebilirim. Bunu çok vurguluyorum. Ben JIRA bir eğitim sistemi geldi. Teknik adam eğitim sistemi, JIRA diye. Bu 2009'da aldı Türkiye'de. Ben de bunu 3 yıl boyunca İngilizlerden alan biziz, federasyon anlamında. 3 yıl sürdü. BA ve pro lisansı aldık. 720 saat mi, 800 saat mi İngiliz eğitmenlerden bu dersi aldık. Teknik direktör eğitim dersi. Ya eğitmen olarak. En büyük eksiğim bu oldu o zaman. Çünkü ben de başladım, bir kurs başladı. Ben de o zaman amil takım antrenörüm yani şey değilim orada. 20 kişi alıyoruz. Başladı kurs İngiliz. 65 yaşında hiç unutmuyorum bir eğitmen var Mike Hennigan diye. Başladı kurs falan. Ya bir şeyler anlatıyor. Ya dedik biz bunu mu bilmeyeceğiz? Bu kadar oynadık, üst düzey futbol oynadık. Yardımcı antrenör, teknik direktör diplomamız var. Şeyden Türk federasyonunda. Fakat bir hafta geçti. Anladım ki evet bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz bu metodolojileri bilmiyoruz. Yani bir bilgiyi karşımızdaki oyuncu aktarım metodumuz yok. Bilmiyorum bunlar teknik konular. Evet. Ve anladık ki hakikaten bilmiyormuşuz. Ve ondan sonra ben çok heyecanlıydım o 3 sene boyunca bu eğitimi almaktan. Tabii bu bilgiyi almanız yetmez. Bilgi herkese veriliyor. Ama bilgiyi herkes aynı almaz. Evet. Üniversitede de bu böyledir. İşte eğitimde de bu böyledir. Evet. Bilgi aynıdır ama herkes aynı bilgiyi almaz. Ama bunu şimdi merak ettiğim için söylüyorum. Umuyorum Fatih Terim Hoca bunu hayata geçirebilecektir. Bir tek budur gelişim. Buna bağlıdır. Orta vade işlerdir. A takım işlerini hallederler bir şekilde. A takım başka. Ben şey için söylüyorum. Gençlik futbol gelişimi anlamında söylüyorum. Umuyorum bunu hayata geçireceklerdir. Biz de takipçisi olacağız tabii. Peki hocam. Hocam peki o zaman şunu soralım. Hangisi daha zor? Futbolcu olmak mı yoksa futbolu yorumlamak mı? Futbolcu olmak daha zor. Ama teknik direktörlük daha zor. Teknik direktörlük yapmak daha zor, futbolcu olmak daha zor. Çünkü yeteneğin olacak yani onu şey yapamazsınız. Diğer futbol yorumculuğu falan belli bir deneyimden sonra yaptığınız işler. Şöyle var, futbol yorumculuğunda şöyle bir ikilemler de oluyor. Onu da burada söyleyeyim işte futboldan gelenler, futbol oynamadan sadece basında gazete. İkisi de farklı zenginlikler getirir Türk futbol yorumculuğuna. Sağdan gelen deneyimler de dışarıdan bakışlar da farklı bakışlar da getirirler.
O yüzden bu bir zenginliktir. İyisi değil. Zenginlik. Ha, bunu kamuoyu kendi karar verir, ayrıştırır. Kimin ne, ne, kimden ne alabildiğini. O yüzden ikisini de ayırmamak lazım. Onu söylemek istiyorum yorumculuk anlamında. Hocam peki ben size şunu da sormak istiyorum. Türk futbolunda çok popüler bir isimdiniz ve futbolun